E, tabii bu Kurban Bayramı bizim dini inançlarımız gereği yapılması bir olay ama burada özellikle bulaşıcı hastalıklar ve insan sağlığı açısından dikkat etmemiz gereken bazı konular var. E, bunun için de öncelikle alacağımız kurbanın seçiminde başlamamız ve titizlenmemiz gerekiyor. Hayvanların sağlıklı olmaları. Gerektiği çok önemli burada. Bizim bildiğimiz tıp camiasının ve veteriner hekimlerinin bildiği bazı hastalıklar var. Hem insanda hem hayvanda hastalık yapabiliyorlar. Onun için hayvanların sağlıklı olması, tabii mümkünse bir veteriner hekim kontrolünden geçirilmesi ve mümkünse küpelerinin sorgulanması. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın bu konudaki yaptığı ee, uygulamalar sonucunda küpeler takılıyor ve bu hayvanların genellikle sağlıklı olduğu atfediliyor. Ee, tabii ehil ellerde kesilmesi gerekiyor bunun. Bu işi bilenler de çünkü daha önce dışarıdan fark edemediğimiz ama hayvanı kestikten sonra parçalarken bir takım hastalıklarını fark edebiliyoruz ama halkımızın bu konudaki bilgisi, bilginçliği çok iyi olmadığı için özen göstermeleri gerekir. Mesela bazı sakat atlarında veya işte etlerin, kasların içerisinde gördükleri uğur gibi normal yapıdan farklı bir şey gördüklerinde onları yememeleri konusunda uyarmak lazım. Ee, ayrıca mesela Karaciğer'de e, halk arasında köpek kisti olarak bilinen kaya suyu manzarası olan bir yani bir farklı bir şey gördüğümüzde onun da özellikle insanlar arasından yenmemesi ağza, burna, göze sıçramaması konusunda ...önlemlerin alması gerekiyor. Tabii bunların yanında bu gibi rahatsızlıkların olduğunda... ...bunları evimizde beslediğimiz can dostlarımıza da vermememiz lazım. Çünkü onlar da hasta olabilirler... ...veya o hastalıkları kendi döngüler, vücut içerisindeki döngülerini tamamlatıp... ...daha sonra da bulaştırılabilirler. Bunların belirtileri zaten erken dönemde olmazlar. Bunlar geç dönemde, yani geç dönemde derken yıllar sonra ortaya çıkabilir. Onun için çok iyi bir dikkatli hekimin bunu fark edebilir veya tesadüfi olarak fark edilebilir. Bir yapılan ultrasonografide veya da bir başka nedenle çekilen filmlerde olabilir. Mesela diyelim ki karaciğer kisti dediğimiz veya da köpek kisti dediğimiz bir safra kesesine yerleşmişse karaciğere yerleşir genellikle. Safra kesesinin açılma yerinde veya kanallarına yakın bir yere yerleştiğinde orada giderek büyüyerek safra kesesi kanalında tıkayabilir. Mümkünse tabii etlerin dinlendirilerek veya bir süre yani 3-5 saat buzdolabının dondurucu kısmında bekletildikten sonra, tabii 3-5 saatte bu tamamen donmayacaktır. O kas hücrelerinin falan tamamen ölü hale geçtikten sonra piş hazırlanması ve pişirilmesini öneriyoruz. Mesela özellikle yaşlılarımız ki bunların %90'ının en az bir kronik hastalığı var. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı veya sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi. Taze etin sindirimi oldukça zor olur. Onun için kronik hastalığı o olanlar ve e, yaşlılarda mümkünse az yenmeli Haşlama tarzında yapılarak, uzun süre haşlanarak, yüksek ısıda yenmesi sindirimini kolaylaştıracaktır. Ee, Türkiye'nin kanayan bir yarası. Ee, çünkü e, senede bir defa olan bir şey, insanların evinin önünde kesmesi veya kanalda akan su pis tutmaz diye hepsini buraya atmaları, kontrolsüz kesilenlerde mesela şarbon dediğimiz bir hastalık var. Burada onun için bu tip yerlerden uzak durmak lazım. よしよしよしよし。Yo, yo, 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 yo.